Ebru Şallı geçen hafta sosyal medya sayfasından Akkuş soyadını silmiş, bu durum ünlü mankenin 2019 yılında evlendiği iş insanı Uğur Akkuş'tan boşanacağı iddiasını gündeme getirmişti. Öte yandan Akkuş'un da 2016 yılında eski eşi Gonca Sağlam'ın burnunu kırdığı dava nedeniyle kesinleşmiş cezası olduğu için tutuklandığı, bir ay hapis yattığı ve 28 Şubat 2022'de Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle ayrıldığı gündeme gelmişti. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş hafta sonu sosyal medya sayfalarından mutluluk pozları yayınlayarak ayrılmadıklarını açıkladı. Akkuş, Şallı'nın yeni çıkaracağı marka için profilindeki soyadını sildiğini, bu durumun da yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Salı akşamı Şallı ile Akkuş, yurt dışından gelen misafirlerini önce İstinye'de bir restoranda ağırladı. Dışarı el ele çıkan ikiliden Uğur Akkuş, belge olduğu halde cezaevinde yattığı bilgisini yalanladı. İyi akşamlar Uğur Bey, Ebru Hanım, iyi akşamlar. Çok kısa durarak konuşabilir miyiz? Sorun. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi çok iyiyiz, teşekkür ederiz, iyi akşamlar. Ayrılık haberleri çıkmıştı ama el ele gördük. Bir sıkıntı yok galiba. Benim kızlar benim. Hatta Ebru Hanım da soy ismini sosyal medya karşısında da Şallı olarak kullandı. Neden hani bunun bir açıklamasını var. Yüzük de çıkartılmıştı parmaktan. Ne haber, nasılsın? Ya sen nasılsın? İyi akşamlar, yoruldum. Çok kısa konuş, sizi de yoruluyoruz Uğur Bey. Araç geldi. Cezaevi iddiaları vardı. Geçtiğimiz ay girmişsiniz galiba, bir ay kalmışsınız. Uzun zamandan beri de yoktunuz. Çıkın siz önümden, çıkın siz önümden. Ya benim de ama buna yorulanıyor. Ya yok böyle şey. COVID-19 sebebiyle çıktınız konuşuluyor. Hakkında açılan dolandırıcılık davaları da olan Uğur Akkuş, muhabirlerin kilo aldığı yorumuna ise kahkahalarla güldü. Kilo da almış. Bayağı da kilo almış. Her şey yolunda gidiyor. Çok mutlu gördük sizi. Uğur Bey, ayrılığı sorsaydık. Hani bunu da yalanladınız ama geçtiğimiz günler bir doğum günüyle. Çok biz görüyoruz. Evet. Hadi iyi akşamlar. Cezaevi doğru mu onu öğrenseydik. Hani böyle bir şey var mı? Ya olur mu öyle şey? iPhone tekrar gideceğini söyleniyor.